Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Özellikle kadınlara yönelik olarak girişimcilik ruhunun ön planda tutulduğu Aksaray Belediyesi İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen girişimcilik eğitim programı ve meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Aksaray Belediyesi İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen sertifikalı meslek edindirme kursları sona erdi. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen projelerle girişimcilik kursuna katılan 49, yapı yalıtım kursuna katılan 8, pul ve boncuk dikişi kursuna katılan 25, el sanatları kursuna katılan 50 ve işaret dili kurslarına katılan 76, toplamda 208 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı kurslar sonunda Zincirliye Medresesi'nin tarihi atmosferinde sertifika töreni düzenlendi. Kadın Koordinasyon Merkezi'nde sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra nitelikli istihdam yaratmak ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen hanımefendilere yönelik açılan çeşitli kurslarda Aksaray Belediyesi kurs mekanı ve malzeme ihtiyacını karşılarken Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü kurs hocalarının teminini sağladı. İşkur ise kursiyer kadınlara 25 lira harçlık verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, Neşe Hasibe Yazgın'ın yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı sertifika töreninde açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, Neşe Hasibe Yazgın, Kadın Koordinasyon Merkezi'nde sosyal ve kültürel faaliyetlerin dışında kadınlarımız için daha fazla ne yapabiliriz düsturuyla açtıkları kurslar ve çalışmaları anlattı. İlk olarak dedi ki, engelli annelerin, engelli çocuklarımızın anneleri, sizlerle birlikte bir projeye başlayalım istedik. Hem elimize bir iş yapalım, nakış veya da el sanatlarına yönelik bir şeyler yapalım. Bir araya gelmişken de biraz dertleşelim dedik. Şehit annelerimizle bir araya geldik. Hadi dedik, hem din üzerine konuşmalar yapalım, aile içi iletişim üzerine konuşmalar yapalım dedik. Cuma günleri onlarla birlikte toplandık. Ve kanserli bayanlarımızdan da, onkoloji hastası olan bayanlarımızdan da talep geldi. Dedi, bizim derdimizden olanlarla bizi bir araya getirin dediler. Onlarla birlikte de cumartesi günleri güzel bir programa başladık. Hem elimize el sanatları üzerine bir iş, akabinde de aile içi iletişim, dertlerimizi paylaşmak adına cumartesi günleri toplandık. Çok güzel projelerimiz, çok güzel programlarımız gerçekleşti. Bazen sıkıldık, hadi sinemaya gidelim dedik. Bazen sıkıldık, hadi gezelim, piknik yapalım dedik. Bunlar devam da edecek inşallah. Biz bir araya geldikçe, kadınlar bir araya geldikçe daha güzel programlar da yapacağız. Bu arada farklı sınavları da yapalım dedik. Boncuk işleme üzerine bir proje yaptık. Ve destek almak, birlikte yapalım dedik. İşkur'la yola çıktık. Halk eğitimle yola çıktık. Oradaki bize yardımcı olan Hediye Hanım, Sayın İşkur Müdürümüz, ve halk eğitimden değerli hocalarımız bizim konuda çok büyük destek oldular. Diğer işitme engelli kardeşlerimiz için de onlarla daha iyi bir iletişim kurma adına işaret dili eğitimi de başlattık. Bu eğitimler sonucunda da sertifika töreni düzenleyelim dedik. Aynı zamanda bayanın gücünü göstermek adına İzasolo sponsorluğuyla birlikte İşkur başlattığımız bir eğitim oldu. 8 kadınımıza dedik ki, hadi kadının gücünü gösterelim, kadının her yerde olduğunu gösterelim diyerek bir okulumuzun yalıtımını yaptık. Çok güzel geçen bir programdı. O programı çok yakından takip ettim. Onlarla birlikte yalıtım yaptık, iskeleye çıktık. O program da çok güzeldi. Şimdi bu arkadaşlarımızın hepsine sertifikalarını verdik.
için buradayız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Köksal, sertifika töreninde kadınlara hitaben yaptıkları konuşmalarda kurumlar arası işbirliğine değindiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında belediyemizle adeta omuz omuza işbirlikleri içerisinde ciddi çalışmalarımız oldu. Gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz, milletvekillerimizin desteklediği sivil toplum kuruluşlarımız, işverenlerimizle işbirlikleri içerisinde geçen sene bir başarı hikayesi yazıldı. 13.523 kişi istihdam edildi. Bu istihdam tek başına olmuyor. Bugünkü adeta belediyemizle yapmış olduğumuz işbirliklerinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Kaldı ki toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlarımız ve gençlerimiz için bilhassa sayısız projeler gerçekleşiyor. Burada belediyemizin ciddi katkılarından dolayı bir kez daha sizlerin huzurunda hasreten teşekkür etmek istiyorum. Halk Eğitim Merkezi El Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, İl Eğitim Müdürlüğümüzün üyesinde bir kurum olarak çok çeşitli kurslar açtık. Açtığımız kurslar pek çoğu protokolü kurslar halinde açıyoruz. Yani kurumlarımızla işbirliği halinde açıyoruz. Burada belediyemizin çok ciddi bir katkısı var. Tam bir uyum içerisinde işbirliği yaptığımız çok değişik alanlar, meslek eğitimlerimizin, el sanatlarının, kişisel gelişimde, diğer pek çok sayamadığımız ismini kurs türleriyle halkımızın ihtiyacı olan kurslar arayıp bulup iş kurum müdürlüğümüzle Sayın Müdürüm burada çok ciddi katkısı var. İstişare ederek vatandaşımızın ihtiyacını görmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, girişimciliğin ilk adımı olan kurslara katılan kadınlara ve verilen eğitimlerin önemine değinerek sertifika alan kursiyerlere başarılar diledi. Bir şehirde bütün dinamikler beraber olursa, birlikte hareket ederse çok güzel projeler açığa çıkartıyorlar. Çok güzel sonuçlar elde edilecek çalışmalara imza atıyorlar. Dolayısıyla ben başta İş Kurum Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze bunun için teşekkür ediyorum. Tabii bunun dışında sadece onlar değil, bunun işin arkasında esas bir itici güç olan hanımlarımız var. Başta eşim, kendisine teşekkür etmek istiyorum. Aysun Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Hülya Hocamız yanımızda, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları yanımızda. Onların bu işin içerisinde olması bizlere daha çok proje yapmamıza, daha çok imkanlar ortaya koymamıza itici güç oluyor, bir motor oluyor. Bizler daha fazla ne yapabiliriz, daha çok neyi gerçekleştirebiliriz, hep bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Az önce bahsetti hem müdürüm hem de eşim. Yani herkesinden herkese dokunmak bir kere bizim birinci vazifemiz. Bunu hem havada kararıyor, çabucak hızlı söyleyeceğim. Müdürümüzün de bahsettiği gibi Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimatı, şehirlerimizde dokunmadığınız yer kalmasın, ulaşmadığınız nokta kalmasın. Biz zaten bu doğrultuda, bu düsturda hareket ediyoruz. Bunu yapmak için gayretimiz ve çabamız. Ama sizlerden, bizlerden istekleri ve talepleri doğrultusunda yapacağımız yeni çalışmalar ve hizmetler bize daha güzel projeler yapmaya inşallah ön adım olacaktır. Burada engelli çocuklarımızın aileleri var. Onlar hakikaten çok zor ve meşakkatli günlerinde bizler bir nebze de olsa yanlarında olmak suretiyle onlara destek oluyoruz. Yine onkoloji hastası olan hanımlarımız var. Onların yanında olmamız. Yine şehit ailelerimize yapmış olduğumuz destekler. Yine daha gelirli ailelerimizin kendi evlerinde yapmış olduğu o el işleri, göz nuru eserleri hem satılması hem de değerlendirmesi noktasında yaptığımız çalışmalar var. Halı pazarı bir taraftan devam ediyor. Yine bir taraftan bu tür aktiviteler devam ediyor. Amacımız şu, herkesin mutlu olduğu, memnun olduğu bir uğraşı ortaya koymak. Ve bu uğraşıyla beraber evinin bütçesine de katkıda bulunacak güzel değerler elde edebilmek. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hemen şunu da söylüyorum. Ben arada anketler yaparım böyle. Kendimizi değerlendirmek maksadıyla. Neredeyiz, hangi durumdayız, artımızda, eksimiz ne? İşte bunu sonra başkan yardımcılarımızla beraber değerlendiririz. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kadınlarımızdan çok pozitif ve çok olumlu geri dönüşler almışız. Memnuniyet neredeyse %80'lere 90'lara varmış.
bunlara ben hanımlara başlayışım değerli sivil toplum kuruluşları hanımefendiler olmak üzere onlara özel bir alkış istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Konuşmasının ardından sahneden inmeye hazırlanan Başkan Yazgı, kendisine teşekkür etmek için davetler arasında bulunduğu yerden seslenen kursiyer bir hanımın övgü dolu sözleriyle karşılaştı. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Köksal, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika töreninin sonunda Belediye Başkanı'nın eşi Hasibe Yazgı, yapı yalıtım kursu projesinde İzosolo firmasıyla kursiyerlere malzeme temini sağlayan ve projenin mimarlarından olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt'a teşekkür plaketi takdim etti. Düzenlenen törende kadınlara yönelik hayata geçirdiği başarılı projeler karşısında teşekkür plaketiyle onurlandırılan Aysun Akkurt teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Amacımıza ulaşmış olduk bu plaketle. Bir ödül ama şunun da müjdesini vereyim. Bizim kılıcım olarak attığımız yalıtım projesi 80 ilde başlatıyoruz bunu şu anda. 5 Haziran'da bakanlık nezdinde 80 ilde 800 kadınımıza istihdam vereceğiz. Ve 80 okulumuza da ben sponsor olmayı kabul ettim. İstediğim bir şeydi bu benim. Başkanım çok teşekkür ederim. İl müdürüm çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepimiz yanımızdaydınız. Ve arkadaşlarımız da tekrar ikinci bir eğitim aldıktan sonra valimizin de söz verdiği üzere işlerine başlayacaklar. Bu benim için çok kıymetli bir plaketti. Çünkü amacımıza ulaştık diye düşünüyorum. Başkanım size çok teşekkür ederim. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gençlik Festivali 4 Mayıs Cuma günü başlıyor. Konserler, macera, parkur ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival 3 gün sürecek. İkinci Aksaray Gençlik Festivali bir kez daha müzik dünyasının yıldızlarıyla parlamak için hazır. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci Gençlik Festivali Kılıç Arslan Parkı'nda başlıyor. 4-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Elif Kaya'dan Buraya, rock müziğin sevilen gruplarından Kolpa'ya, yerel sanatçılardan genç müzik gruplarına festival alanını iyi müzik ve eğlenceye doyuracak. 4 Mayıs'ta saat 14'te Kılıç Arslan Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle başlayacak olan Gençlik Festivali'nde hazırlıklar tamam. İkinci Aksaray Gençlik Festivali'nde macera parkurundan oyuna, teknolojiden sinemaya, müziğe her zevke uygun bir şeyler var. Konserlerle birlikte birçok etkinliği bir araya getiren Aksaray Belediyesi'nin gençleri sonsuz eğlenceye ve bolca deneyim kazanmaya davet eden İkinci Aksaray Gençlik Festivali 6 Mayıs'ta son bulacak. Aksaray Belediyesi'nin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalardan bir tanesi olan Kurtuluş ve Laleli Mahallesi yolundaki içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından içme suyu ishali hattı yenileme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Aksaray'ın genelinde merkez ve eski yerleşim alanları gibi çalışılması zor bölgelerde hat yenileme çalışmaları yapılıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş ve Laleli Mahallesi yol güzergahı boyunca politen su borusu döşeme çalışmalarına devam ediyor. Güzergahta 5600 metre boyunda fiziksel ve ekonomik olarak ömrünü doldurmuş bir hat boyunca farklı cinslerde kullanılan boru ve bağlantı noktaları sökülerek yerine yüksek su basıncına dayanıklı içme suyu boruları döşendi.
Altyapı çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmaları tüm hızıyla sürdüren su ve kanalizasyon ekipleri çalışmayı kısa sürede tamamlayıp halkın sorununu çözmeyi hedefliyor. Aksaray Belediyesi Yeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını tamamladı. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Tacım Mahallesi ve Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde yağmur suyu drenaj çalışmalarının ardından lokasyonda imar adası olarak düzenlenen bölgede altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yeni hastanenin açılışı öncesinde bölgede yer alan imar planında yol açma çalışmalarıyla kanalizasyon ve altyapı üst yapı sistemlerinde sona gelindi. Aksaray genelinde mevcut altyapıyı güçlendirmek, sorunsuz hale getirmek için hat döşeme çalışmalarına aralıksız devam eden Aksaray Belediyesi, altyapısı tamamlanmış yerlerde asfalt serim çalışmaları başlatıyor. Aksaray Belediyesi'nin farklı bir uygulamasıyla haber turumuz devam ediyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında biçtikleri çimleri hayvan besicilerine ücretsiz olarak veriyor. Aksaray Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren çim ve yabani otların temizliği için çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda biçtikleri çimleri çöpe atmıyor, bunun yerine hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ücretsiz veriyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan banklarda yeşil alan bakım hizmetlerini gerçekleştiren Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri biçilen çimleri çok faydalı bir uygulamayla vatandaşlara veriyor. 2 haftada bir çim biçimi yapan ekipler biçilen çimleri isteyen vatandaşların hizmetine sunuyor. Hayvancılıkla geçinen ve hayvan bakım masrafını bu sayede bir nebze de olsun azaltmaya çalışan vatandaşlar çimleri kendi aracıyla alıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.